Günaydın arkadaşlar. Hadi bakalım ne varmış dışarıda. Murat'lı, sana da günaydın. 6 Eylül 2021, saat 8.55. Büyük Orhan'a doğru yavaş yavaş yola koyuyorsun. Şimdi karşımda bir rampa var. Yavaş yavaş çıkmaya başlayacağım. Geceyi şu karşıya açıklık olan yamacın düz bir yerinde geçirdim. Güzel bir yürüdü geçirdim. Ama şey vardı. Sanırım yaban hayvanlar için, domuzlar için falan 5 dakikada bir ateşlenen böyle bir mekanizma var. O bir patlıyor. Arkasından karşı dağdan bir de yankısı bir geliyor. Bayağı uzun bir gece oldu benim için. Tırmanmaya devam. Buradan böyle çıkacağız yavaş. Sabah kahvaltı yapmadan çıktım yola ama yolda çeşit çeşit meyve kahvaltı yapmış kadar oldum. Elma, üzüm, böğürtlen, domates. Bir bakalım kahramanımız Ferdimen bugün nereye gelmiş? Hoppa! Büyük Orhan. Bir daha da gelmem. Bizim köye bir hükümet binası koysalar, adını da Büyük Bakırça deseler buradan büyüktür. Adı büyük, kendi küçük Orhan. Kim inanırdı ki Ferdinand bir gün buralara gelecek. Hayaldi gerçek oldu. Ama oldu. Öyle böyle oldu. İyi de oldu. Hani nerede kaldın sinekler? Hani? Az evvel çok merak ettiniz yüzüme saldım diye. Biliyorsunuz arkadaşlar, böyle ormanlık alanlarda sinekler belli bir hızın altına düştüğün zaman yüzüne saldırıyorlar. Onun için böyle bir icat kullanıyorum. Herkese de tavsiye ederim. Gerçekçi Büyük Orhan. Buradan buraya geldim. Karayoldan. Sürekli'nin ismi Tepeköy. Burası da köye ismini veren tepe. Yaklaşık 900 metre tırmanış yaptım. Şimdi burası az ilerisi zirve noktası. Buradan Orhan eline doğru inişe geçeceğim. Yüksek ihtimalle. Sonra yine çıkacağım da. Yoruldum ama. Buradan sola doğru gideceğim. Orhan eline. Ondan sonra Uludağ'ın eteklerinden Keres'e geçeceğim. Bakalım. Bugün değil ama yarın. Bugün günü erken bitirdim. Orhan elinde Kamp Karavan Festivali varmış hafta sonu. O bitmiş. Ama hala fiziki şartları uygun kamp yapmaya. Hatta fazlasıyla. Karşıda direğe, elektrik direğine, prizlere, telefonları, elektronik cihazları şarjı koydum. Biz burada tuvalet var. Şurada çeşme var. Burada kendimi ödüllendirdim. Bugün bir kavurmalı yumurta yaptım. Şuraya bir yere çadır kuracağım. Geceyi de buralarda geçeceğim. Yoksa saat daha erken yani. Saat daha 5.30'da geldim. 2 saat zamanım var. Böyle güzel bir yer bulunca kaçırmayayım. Çamaşırları da yıkarım. Durumlar böyle. Gece buradayız. Evet arkadaşlar. Bu akşam buradayım. Tuvalete yakın. Çeşmeye yakın. Çöpe yakın. Masaya yakın ve elektriğe yakın. Böyle güzel bir yer burası.
fazla yağsa kız çekerler. Kamp mutfağında değişik denemeler yapıyorum. Bakalım nasıl olacak. Gelin sizle biraz dertleşelim. Burası Orhan Eli Karagöz Piknik Alanı, Mesire Alanı. Burada iki gündür kalıyorum. Niye burada kaldım? Şimdi buraya geldim. Şu arkada çeşme var. Şurada tuvalet var. Şurada piknik alanı. Piknik alanların oralara gireyim gelenler vurdu. Orada tabii kurmadı. Çeşmeye ve tuvalete kadar yakın. Buraya koydum. Aksi gibi de çadırımdan 10 metre ileride şurada akşam 3-5 tane araba geldi. Masa kurdular falan filan. Yediler, içtiler. 5 saatlere kadar onlar burada eğlendiler. Ondan dolayı biraz dinlenemedim. Zaten yaklaşık olarak bir haftadır yoldayım. Hemen hemen her günde 1000 metre tırmanış yapıyorum. Bacaklarım yorgun oldu. Dedim bir gün dinleneyim. Böyle bir karar verdim. Her zaman yapmıyorum böyle şeyleri. Burayı da beğendim açıkçası. Tuvaletleri var güzel. Çeşme var her yerde. Oturma banklar var. Ağaç var. Şurada şurada pek yoktu. Kriz var. Ben dün geldim pazartesi günü. Ondan önceki hafta sonunda cumartesi pazar günü burada kamp karavan festivali varmış. Onun için bir tertibat var. Onun için burada kaldım. İyi ki de kaldım. Dinlendim. Bacaklarım biraz kendine geldi. Sabahleyin dinlenmiş bir şekilde buradan Orhan Edim'den Keles'e doğru gideceğim. Oradan sonra Harmançık. Bu arada dün çamaşırlarımı yıkadım. Kendimi de yıkadım mis gibi. Çektim onu. Şimdi biraz sonra size göstereceğim zaten. Onların çeşmesini, tuvaletini, banklarını. Burası piknik alanı. Burası şenlik alanı. Burası çadır. Burası da çeşme. Günaydın. 8 Eylül sabahı. Sabah saat 6.30'da uyandım. Hemen eşyaları toparladım. Bir an önce yola çıkıp gün ışığından mümkün olduğunca fazla yararlanmak istiyorum. Çünkü bugün 1500 metre kadar bir tırmanışım olacak. Bir de Keles 1100 metre yükseklikte. Gece soğuk olacağını düşünüyorum. Onun için bu gece orada kalmamak için hemen oraya gidip daha sonra tekrar aşağılara inme niyetindeyim. Yine arkadaşımla beraber yola koyulduk. Oğlum göster bana yolu. Nereden gidiliyor? Ben ve uğurlama ekibi. Şimdi Keles'e doğru devam ediyorum. Yalnız Orhan Eylül'ün yolları efsane. Belediye başkanı çok çalışıyor. Evet, çalıyor, sürüyor. Sizlere şahane bir sağlık tavsiyem olacak. Sabah sabah aç karına herkese 1500 metre tırmanış tavsiye ederim. Hem bacakları iyi gelir, hem uykuyu açar. Her işe yarar. Sinir, stres kalmaz. Tırmanışın ardından kaskımı, gözlüğümü taktım üzerine. Rüzgarlık yağmurluğunu giydim. Şimdi işe gideceğim. Yaklaşık bir 405 metre tek gideceğim. Dip.
Evet, inişin de sonuna geldik herhalde. Balatalar da bitti. Bundan sonra yukarı doğru 1000 metre çıkış var. Evet, köprüyü de geçtiğimize göre iniş bitmiş demektir. Sabah yaklaşık bir 500 metre tırmanış yaptım. O 500 metreyi şimdi indim. Buradan Keles'e doğru yaklaşık 1000 metre tırmanış yapacağım. Balatalar bitti bu arada inişte. Şimdi tekrar iniş olmadığı için balataları değiştirmeyeceğim. Keles'e vardığım zaman bu işlerle ilgileneceğim. Çok güzel bir dere akıyor. Ama bizi dereden başka daha güzel bir tırmanış bekliyor. Şimdi üstümü değiştirdim. Tırmanış hazırlıkları yaptım. Şimdi bizi bekleyen kaderimizle yüzleşme zamanı. Tırmanmaya başladık. Yolların böyle de güzellikleri var. Rampada enerji takviyesi. Aşağıda dere kenarındayken saat kaçtı bilmiyorum ama şu an saat 1.25. 1060 metreye çıktım. Toplamda da 1150 metre tırmanış yaptım. Buradan şimdi Keles'e doğru devam ediyorum. Melek Hatun, Osman Gazi'nin yengesi Süleyman Bey'de Kubayk Hoca'nın annesi buraya atmakta. Mansur Şehir Süleyman Bey'in kardeşi, Ertuğrul Gazi'nin torunu, Savcı Bey'in ve Ayna Melek Hatun oğlu. Yukarı soframız makarna, don balıklı makarna yaptım. Yanına salata var. Kahve yapmıştım. Yanına en sonunda meyve olarak elma var. Yemeği yedim. Yemekten sonra da rampadan aşağı inerken balatalar bitti. Onları değiştirdim. Şimdi buradan karşısı Keles. Oraya gideceğim. 2 kilometre falan. Orayı da bir göreyim. Ondan sonra buradan kaçacağım. Nitekim burası 1100 metre falan. Geceleyin buranın ayazı çekimde. Harmancık tarafında 700-800 metre derinlik geceye de geçeceğim. Hoş geldin oğlum. Nasılsın? Ne haber? Soran olursa Ferdinand Keles'e gelmiş dersiniz. Şu arkamda gördüğünüz yer Keles. Şimdi oradan geliyorum. Girdim çıktım. Alışveriş yaptım. Eksiklerimi, gediklerimi aldım. Şimdi buradan Harmancık'a doğru devam ediyorum. Güneşin batmasına 2-3 saat kaldı. Harmancık'a erişemem ama arada bir yerde konaklayacağım. Ayrıntılıyım. Buradan da geldim, buradan da geldim. Buradan kısa, buradan da aynı ama burada Gelemiç diye bir köy var. Osmanlı Devleti'nin ilk kurulduğu zamanlardan kalmış bir köy. Çok otantik bir yer olduğu söyleniyor ama oralara gidersen çok zaman kaybedeceğim. Açıkçası geceyi de 1000 metre altında geçirmek istemiyorum. Onun için buradan gideceğim. Keles'ten Harmancık'a döndüğüm gibi rüzgarı da arkaya aldım. Şimdi rüzgarın kuvvetiyle 2-2,5 saat zaman zarfında hava kararına kadar nereye gidebilirsem. Kolay gelsin dayı. Çocuklar merhaba.
Kıran Işıklar diye bir köy var. Orada tepeye geldim, buradan aşağı ineceğim. Sonra yine çıkacağım galiba ama. Karşımda Murat Dağı, arkamda Uludağ. Efsane bir yer. Şuradan bir dere yatağına ineceğim. Sabahleyin indiğim dere yatağı. Sonra oraya tekrar çıkacağım, bakalım. Bu yolu takip ederek döne dolaşa şu vadiye ineceğim. Çok inmesem bari. Çünkü sonra tekrar yeniden çıkmak zorunda kalacağım. Ne yani, biz Kemali'ye gelemez miyiz? Bu Bursa Kemali. Ama coğrafya olarak Erzincan Kemali'den bir farkı yok. Bir iniş, bir çıkış. Belki şuralarda bir yerde bir karanlık kanyon vardır. Dört göz açmak lazım. Arkadaş. Çok fena yerler buralar ha. Burada böyle bir çeşme var. Güzel bir bank var. Bir de şuraya bir seyir terası gibi bir şey koymuşlar. Aga, buraya çadır mı kursam acaba? Harika olmaz mı? Şuraya gel. Saat 6'ya geliyor. Bir saatte çıkamam oraya ama. Arkadaşım, böyle yol mu olur ya? Oğlum, belli yerlerinde böyle çeşmesi olan mescitler de var. Şimdi biraz vaktim var ama ilerleyen yer zamanlarda belki bir mescide sığınabilir. Sonunda aşağı inin dere kenarına. Yaklaşık 1000 metreden 500 metreye indim. Şimdi buradan 750-850 metreye kadar daha tekrar çıkacağım. Bu nehirde de rafting yapıyormuşlar bu arada. Az ileride şey gördüm. Rafting parkuru bitiş noktası diye. Güzel yerler. Böyle gidiyor. Böyle geldim. Böyle gidiyorum. Yavaşça devam ediyorum. Güneşin batmasına 1 saat 15 dakika var. Bu zaman zarfında bu vadiden çıkabilir miyim bilmiyorum ama. Olmazsa yol üstünde çeşmeler görüyorum. 1-2 tane de köy var. İçlerinden birini beğenirsem hemen güneşin batmasını beklemeden kamp kuracağım. Beğenmezsem devam ederim. Ondan sonra şansıma ne çıkarsa çıkana eyvallah ederim. Tırmanmaya devam. Evet, bu akşam buradayız. Burası neresi? Yazıbaşı köyünün hemen yanı. Şurada suyu gürül gürül akan bir çeşme gördüm. Hemen orada komşu agaya seslendim. Burada muhtar aradı sağ olsun. Başka yerler de varmış. Köy evi varmış. İşte okul lojmanı falan varmış. Oralarda da kalabileceğimi söylediler ama ben çadır kurmak istediğimi söyledim. Kimseye de rahatsızlık vermek istemedim. Bu akşam buradayım. Böyle güzel bir anız. Şimdi orada botozla çalışıyorlar. Güneş de batmak üzere. Bitmeden bugünün raporunu verelim. Bugün 59 kilometre yol yapmışım. 1710 metrede çıkış yapmışım. Anasının gözü gibi. Bu akşam bu kadar. Görüşürüz.